Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden gerçekleştiriyoruz. Burada Los Angeles'a gidecek ekibi ziyaret ettik. Çünkü onlar U23 milli takımımız, tekerlek sandalye basketbol milli takımımız. Engelsiz Spor başlıyor. İsmim Kemal Okur. U23 tekerlek sandalye basketbol baş antrenörü. Bu yeni jenerasyonda inşallah Avrupa Şampiyonası'na ekibimle birlikte hazırlanmak için buraya geldik. Şimdi önceki federasyonumuzun, daha sonra bakanlığın almış olduğu bir kararla her branş kendi federasyonun altına verildi. O verilmesiyle birlikte biz koşan basketbol, tekerlek sandalye basketbol olarak koşan basketbolun Türkiye Basketbol Federasyonu'nun altına bir branş olarak geldik. Şimdi yeni çalışmalarımızın tamamını Türkiye Basketbol Federasyonu organize ediyor. Bütün ligleri onlar organize ediyor. Şu an itibariyle genç milli takımımızı da Türkiye Basketbol Federasyonu organize ediyor. Biz U23'te daha önce 2016'da, 2018'de Avrupa şampiyonu olduk. 2017'de yine dünya ikinciliği var. 2021'de dünya ikinciliğimiz var. Hedefimiz öncelikle bu yeni bir jenerasyon. Tabii kendi işlerinde tecrübeli abileri de var. Onlarla birlikte Avrupa şampiyonasına 22-30 Haziran'da İspanya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasına hazırlanmak için bu bizim birinci etapımız. Bu etapta çocuklarımıza hem temel teknik anlamında, hem koordinasyon anlamında, hem de gelişen basketbol üzerindeki düşüncelerini sistemimizi anlatmak üzere buraya çağırdık. Bundan sonraki süreçlerde de hedefimiz teknik taktik kısmını da tamamlayıp 22 Haziran'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak olacak. Tabii biliyorsunuz hep Avrupa şampiyonluklarımız var. Hep dünya ikinciliğinde kaldık. En büyük hedefimiz önce basamak olarak Avrupa'da iyi bir derece yapıp şampiyonluk hedefiyle çıkıp arkasından o olmayan dünya şampiyonluğunu ülkemize getirmek olacak. Hedeflerimiz bu yönde şimdi. Buradan Türkiye Basketbol Federasyonu'na, ekibime, Erdem Bey olsun, Seren Antalyalı olsun, Fırat Hocam olsun, menajerimiz Orçun Hocamız olsun ve kendi ekibime çok teşekkür ediyorum. Burada yapacağımız bütün çalışmalarda hiçbir eksik olmadan bizlere arkadan çok destek oluyorlar. İnşallah onların da desteği. Sadece onlar değil, ben buradan kulüplerimize de teşekkür etmek istiyorum. Bu çocukları yetiştirip buralara hazırladıkları için ailelerine teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu çocuklar önce Avrupa şampiyonluğu, arkasından inşallah dünya şampiyonluğuna doğru ilerleyecekler diye düşünüyorum. Arda Albayrak, 20 yaşındayım. Takımın kaptanıyım şu an. Hoca beni görevlendirdi. 2017 yılında başladım basketbola. 7 seneden beri yapıyorum. Buraya seçildiğim için de gurur duyuyorum kendimle. Elimden gelen en iyi şekilde de ülkemizi temsil edeceğim. Arkadaşlarımla beraber elimizden geleni yapacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Mutlu oldum, heyecanlıydım. İlk defa böyle bir şeye terfi ettim ben de. Ben de tecrübe edeceğim bunu. Abilerim vardı daha önce, Mücahit Günaydın abimiz vardı. Ondan önce başka abilerimiz vardı. Ben de onların yolundan devam edeceğim. Hedeflerimin arasında şampiyon olmak var. Hep en üst seviyede basketbol oynamak var. Spor benim için bir engellinin hayatında bence özgürlük demek. Yani zaten biz özgür, herkes bir özgür birey ama engeller için daha büyük bir faktör bence çok iyi bir şey. Herkesin spor yapması lazım, gerekiyor. İsmim Ayhan, soy ismim Eroğlu. Kıbrıslıyım, Kıbrıs'ta doğdum, Kıbrıs'ta yetiştim. Basketbolu yaklaşık 4-5 senedir yapıyorum. Aktif olarak takımlarda 2 senedir oynuyorum. İlk 2 senem Kıbrıs'ta Aspela kulübünde yetiştim. Liglere katılamama durumu olunca ve aynı zamanda oynama da isteği olunca Kıbrıs Vakıflar Kulübü'nde oynadım, Süper Lig'de. Pardon, 1. Lig'de.
Ondan sonra biraz daha çalışıp Yalova Kulübü'nde, Süper Lig'de yer alan Yalova Kulübü'nde bir sezon boyunca oynadım. Şimdi de buradayım. Tabii ki de gurur verici. Hem ülkemizi hem ailemizi gururlandırmak için. Spordan sonra hem eğitim olarak da kendimi rahatladım. Çünkü kendimizi daha dinde hissettiğimiz için çalışma olarak daha kolay oluyor. Sosyalleşme olarak da arkadaşlarla daha kolay bir çevremiz oldu. İbrahim Yavuz Fenerbahçe'de oynayan, kendisi yakın abimdir. Seviyorum yani. Ben Emre Elban, O23 yardımcı antrenörüyüm. Ayrıca da Bağcılar Belediyesi'nde tek ek sandalye baş antrenörlüğü görev yapıyorum. Şu anda 22-30 Haziran arasındaki İspanya'da düzenlenecek O23 Avrupa Şampiyonası'na hazırlıklarımız devam ediyor. Bu süreç içerisinde hedefimiz elbette kupayı almak. Geçmişte biz bunu başardık. İki Avrupa, bir dünya ikinciliği gibi bir başarıyı bu gençlerimizle elde ettik. Şu anda kampımız Ankara'da devam ediyor. Yaklaşık 3 gündür arkadaşlarla beraberiz. Çok pırıl pırıl gençlerimiz var. Çok istekler, çok arzular. İnşallah bu arzuları, bu istekleriyle kupayı ülkemize getireceğiz. Burada Türkiye Basketbol Federasyonu'nda çalışan ekibe özellikle çok teşekkür ederiz. Hidayet Başkanımıza, genel sekreterimiz Serhan Antalyalı Bey'e, Erdem Efe'ye, Orçun Kamalı'ya ve baş antrenörümüz Kemal Hocamıza çok teşekkür ederim. Hazırlıklarımız dediğim gibi çok güzel gidiyor. İnşallah başaracağız. Çok yoğun bir şekilde geçiyor. Sabah 7.30 kahvaltıyla başlayıp 10-12.30 sabah antrenmanı, bir yemek, ondan sonra öğlen yemeğin ardından dinlenme veriyoruz. Sonra saat 17'de tekrar bir antrenman, çift antrenmanla geçiyor. Saat akşam yemeğinden sonra 20.30'da sporcularımızla maç değerlendirmesi, antrenman değerlendirmesi, uluslararası müsabakaları izleyerek hem vizyonları geliştirmek hem de oyun, istediğimiz oyunla ilgili toplantılar içerisinde geçiyor. Yani çocuklar ciddi anlamda yoruluyor ama işte bu yorgunluğun, bu emeğin karşılığını inşallah alacağız. Bu şekilde geçiyor. Kamp merkezi özellikle teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü biz hiç mesafe yol kat etmeden otelden direkt salona, salondan direkt yemeğe, bir zaman kaybımız olmadan, bir de burada da sporcu tesisi olmasının özelliği de çok güzel oluyor. Biz sporcularımıza hem diyetisyen seminerleri vererek öğünlerde ne tüketmeleri gerekiyorsa ondan ön bilgisi veriyoruz. Sporcuların nasıl beslenmesi gerekiyorsa bu bilgileri veriyoruz. Ayrıca da psikolog, psikiyatri desteği noktasında da ve de onlara kampın ilk gününde testler yaptık. Dayanıklık testleri, koşu testleri. Bu ki testlerle onların eksiklerini tespit edip ona göre ikinci kampımızda ona göre bir çalışma yapacağız. Sürecimiz hem bilimsel olarak devam ediyor hem de saha içerisinde yaptığımız pratik çalışmalarla bunu birleştirmiş oluyoruz. Bu da bir antrenör olarak bizim işimizi kolaylaştırıyor. Az önce dediğim gibi bilimsel bir veri var elimizde. Onun yanında da yemeklerine kadar bilimsel anlamda müdahaleler ediyoruz. Yönlendirmeler yapıyoruz. Çocukların psikolojik anlamda turnuvaya hazırlık ve buradaki aşamadaki istediklerimizi onlara akşamki toplantıda da iletmiş oluyoruz. Yani bir bütün içerisinde kampımız devam ediyor. Bizim gençler noktasında en büyük kazancımız daha önceden bu şampiyonlarda görev yapan Kemal hocamız. Sürekli iletişim halindeyiz. Sürekli onların bir isteği, bir arzusu var mı? O özlem ister istemez oluyor ama biz onu yaşamamaları için zaten psikiyatri destek noktasında bir destek alıyoruz. Bir de günlük olarak onları ziyaret edip toplantı içerisinde duygu ve düşüncelerini özellikle alıyoruz ki bir de burada hani kendini ifade etmelerini sağlıyoruz. İster istemez sporcular yaşları küçük olduğu için, yeni bir ortam olduğu için biraz içe kapanıkları var. İşte biz bunları aşabilmek için onlarla sürekli iletişim halinde oluyoruz. Üç hocada ve ayrıca da mekanikerimizde ve malzemecimiz de aynı şekilde ufak ufak toplantılarla kendilerine iletişim haline geçerek takım kaptanı özellikle
abiler noktasında o desteği sağlamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi bizde en küçüğü 15 yaşında, en büyüğü 23 yaşında, arada bir 8 yaş gibi bir farklılık var. İşte o farklılığı o iletişimlerle kapatmaya çalışıyoruz. Bizim eski federasyonumuzun elbette katkıları olmuştur ama burada çok daha bir profesyonel bakış açısı var. Yani ciddi anlamda bizim mesela düşünmediklerimizi ya da olabilir mi dediklerimizi onlar olması için biz düşünmeden direkt o imkanları bize sağlıyorlar. Ya örnek olarak söylemek gerekirse biz kıyafetleri yıkama noktasında hiç düşünmemiştik. Hemen kıyafetleri yıkama noktasına kadar bütün her şey küçük detayları dediğimiz küçük detayları dahil düşünüp bizim daha rahat imkanlarla daha iyi hazırlanmamızı sağlıyorlar. Bu bizim için artı. Bir antrenör olarak şunu da ifade edeyim. Sahada kalıyoruz. Şimdi biz kulüplerde maalesef geri geldiğinde psikiyatri oluyorduk, geri geldiğinde malzemeci oluyorduk, geri geldiğinde abi oluyorduk, geri geldiğinde antrenör oluyorduk. Yani bütün görevleri yapmak zorunda kalıyorduk çünkü imkanlar dahilinde. Ama burada biz sadece sahanın içerisinde sporcularla ilgilenip sporcuların sıkıntılarını çözebilmek, sporcuları daha iyi konsantre edebilmek adına oradayız. Yani sahanın içinde kalıyoruz. Bu da bizim için bir artı oluyor çünkü tamamen görevin ekseni içerisinde odaklanma noktasına geçiyoruz. Bu da ne oluyor? İster istemez başarıya bizi daha çok yaklaştırıyor. İster istemez çocuklar bunu gördüğünde onların da bakış açısı değişiyor. Çünkü onlar da bu profesyonelliği görünce yatma saatinden yediği yemeğe kadar bu kısma daha iyi hazırlanabiliyor. Ve o bizim geçiş dediğimiz psikolojik anlamdaki geçişi daha hızlı yapmış oluyoruz. Buradan bu imkanları sağlayanlara, buradan Hidayet Bey'e ve Serhan Altaylı Genel Sekreterimize, tüm ekibe teşekkür ediyorum. Sporda kalın, spordan vazgeçmeyin. Spor hayatınızı güzelleştirir. Merhaba, ben Buğra Ergun. U23 genç milli takım sporcusuyum. Aynı zamanda da kariyerimi Galatasaray'da sürdürmek halindeyim. Genç milli takımla 2 sene önce düzenlenen Tayland Dünya Şampiyonu kadrosunda bulundum. Bu sene de inşallah kadroda bulunup Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir galibiyetler alarak Avrupa'dan şampiyon bir şekilde dönmek, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Basketbola ben 14 yaşında başladım. Aslında daha önceden basketbolu biliyordum ama oturduğum şehre buraya çok iyi, yani antrenmanlara çok gelme imkanım yoktu. Sonra baş antrenörümüze ulaştım, Sedat Hoca'ya. O mesajıma sağ olsun geri dönüş yaptı. 3-4 senelik bir sporcuyum. Onlarla birlikte sıkı bir çalışma haricinde milli takıma kadar gelmiş bulunmaktayım. Basketbol benim hayatımda her şeyi değiştirdi. Bu işte özgüvenin artıyor, bir isim kazanıyorsun, saygı kazanıyorsun. Hem saha dışına, içinden ziyade saha dışında da seni çok farklı bir kişiliğe büründürüyor yani. Hem onun haricinde bu işte sorumlulukların olduğu için de dışarı hayatında da daha çabuk olgunlaşıyorsun. Evet, bu işten bir maaş alıyoruz, bir maddiyat gelirimiz oluyor. Çünkü bu bizim mesleğimiz. Evet, şu an genç olabiliriz. Kazandığımız paralar ona göre. Ama ileride biz de bir hayat sürdürmek zorundayız. Her insan gibi bizim de bir gelirimiz olması lazım. Amaç bu zaten. Gelirleyip hem maddiyat anlamında ailemize destek oluyoruz, hem kendi hayatımızı daha kaliteli şekilde sürdürmemize yardımcı oluyor. Onun dışında tabii ki de bizi farklı bir hayatı sürdürüyor yani. Örnek aldığım kendi puanımda İsmail Ar var, İsmail abi var, Fikri Gündoğdu var. Kendi Galatasaray kulübümden, kendi puanlarımda dünyanın en iyi oyuncularılar. Onlarla antrenmana çıkıyorum, maça çıkıyorum. Aynı kulüpte bulunuyorum. Benim için çok büyük bir avantaj. Onların sayesinde güzel tecrübeler kazanıyorum. Ay yıldızlı formaya taşımak apayrı bir gurur. Çok özel bir gurur. Hem ailemiz hem ülkemiz için. Yani gururlandırmak herkesi bizim de hoşumuza gidiyor. Ben baş antrenörümden aldım haberi. Genç milli takım kampına davet edileceğimi söylendi. Tabii ki de çok gurur duydum. Çok kısa bir sürede basketbola başladığım ikinci senede ben genç milli takım kadrosuna girdim. Hem onları hem Galatasaray camiasını temsil etmek adına, hem kendim adıma, onların verdiği temellerle burada bulundum. Ve milli takım forması da bana çok şükür nasip oldu. A
Adım Hasan, soyadım Efe Türk. 3 senedir milli takımda forma giyiyorum. Bu formayı terletiyorum. Yeni bir jenerasyon ekibimiz var bu yıl. Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduk. Japonya ile final oynadık. Ve bu süreçte yeni bir jenerasyon ekibi kuruldu. Yaklaşık 1,5 ay sonra Avrupa Şampiyonamız var. İspanya, Madrid'de düzenlenecek. 1,5 ay içinde en iyi şekilde hocalarımızı dinliyoruz ve işimizi daha da hızlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu basketbola abimin tavsiyesiyle başladım. Gerçekten iyi ki bu sporu yapıyorum. Bu sporu da herkese tavsiye ediyorum engelli arkadaşlar olarak. Sahaya girince tüm şeyi, dışarıdaki şeyleri unutuyor insan. Ay yıldız formayı taşımak büyük bir gurur ve büyük bir mutluluk. Bunu yani kelimeler ve kıyafetsiz kalır. Yani anlatamam bu duyguyu. Çok büyük bir duygu yani. Eline kaldığım en büyük basketbolcu tabii ki de abim. Onun izinden gitmeye devam ediyordum ve her şekilde onun yolundan gitmeye devam edeceğim. Geçen sene Türkiye ikincisi olduk. Fenerbahçe ile final oynadık. Çok büyük emeği var bende. Bu sene de onunla ayrıldık. O Fenerbahçe'ye gitti, ben de İskenderun'a gittim. Hiç antrenman yapamadık ama yapmayı da çok özledim. Ben Serhat Kaya, Batmanlıyım. 2,5 yıldır profesyonel olarak spor yapıyorum. Batı tekerlekli sandalye basketbolu. Basketbola başladıktan sonra özgüvenli oldum, daha özgür oldum. Üretken olmaya çalıştım, kendimi daha çok ifade etmeye başladım. Basketbolun en iyi oyuncularından olan Patrick Anderson. Örnek almaya çalıştığım en iyi basketbol oyuncusu tekerlekli sandalye basketbol. Ona özenmeye çalışıyorum. Profesyonel bir kulüpte, profesyonel bir oyuncu olarak görüyorum. Daha iyi bir yerde gelişmiş olarak görüyorum inşallah. Öncelikle o kadar kişinin içinden seçilmek gurur verici ve onur verici bir şey olacak bizi orada temsil etmek. Ayrıca tüm ülkemizi temsil ettiğimiz için sırtımızda büyük bir yük olacak. En üstte olmaya çalışacağız ve en iyi olanı yapacağız. Gurur verici, güzel bir şey. Kendinize hapsetmeyin hayatı. Gerçekten basketbolla tanıştığınız zaman ya da herhangi bir sporla tanıştığınız zaman dünyanın ne kadar güzel olduğunu görebileceksiniz. Tavsiyem şudur, en yakın yere gidip güzel bir spor hayatı içine girmelerini tavsiye ediyorum. Ve spor gerçekten geliştirir insanı ve özgürleştirir. Okulda mesela aşırı özgüvensizdim. Biraz daha özgüvenli olmaya, kendi kararlarımı daha iyi vermeye hayatımda. İnsan içine çıkmaya başladım. Eskiden fazla çıkamazdım ama şimdi daha fazla çıkmaya başladım. Muhammed Emin Yıldız, 17 yaşındayım. Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nde oynuyorum. Buraya da U22 genç milli takım seçmeleri için geldim. Yani burada bir kamp dönemi geçireceğiz. Onun ardından hocalarımızın sporcu performans değerlendirmelerine göre Avrupa Şampiyonası'na gidecek sporcular seçilecek. Ben de bunun için buradayım. Basketbola engelli bir abimizin tavsiyesiyle başladım. Onunla aynı ortamlarda bulunmuştuk. Bana bu böyle bir sporun varlığından bahsetti. Bir engelli birey olarak bu sporu yapabileceğimden bahsetti. Ben de ilgi duyduğumdan dolayı böyle başlamış oldum. Daha özgüvenli bir kişilik haline geldim. Kendi ihtiyaçlarını tamamına yakını rahatça giderebilen bir engelli birey haline geldim. 12 yaşından önce tamamıyla bu durumu sağlayamamıştım. Şimdi sağlamış durumdayım. Hocalarımızın talimatları doğrultusunda hücum ve defans senaryolarını çalışıyoruz. Hocalarımız neler yapmamız gerektiğini, hangi durumda nasıl davranmamız gerektiğini, sahada nasıl kendimizi gösterebileceğimizden bahsediyorlar. Biz de onların talimatlarına göre uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Milli sporcu olma duygusu aslında
bu sporda bir yere geldiğimi söylüyor bana, bana bunu gösteriyor. Ben bunu anlayabiliyorum. Kendimizi geliştirerek nereye varabileceğimizi gösteriyor. Daha da tabii ki kendimi geliştireceğim bir sürü nokta var. Bunları da geliştirmeye devam edeceğim inşallah. 3-4 yıl sonra yine böyle parlak bir jenerasyonun içerisinde daha üst düzey bir performans sergileyerek kendimizi geliştirmiş bir şekilde yine birbirimizle senkronize turnuvalara katılacağımız, başarılar sergileyeceğimiz bir yerde görüyorum. Adım Burak Aygan, 17 yaşındayım. 3-4 yıldır TSK'da oyunculuk yapıyorum, TSK Merkezi Spor Kulübü'nde. Benim TSK'daki antrenörüm benim okuluma geldi. Benim okulum Mev Gökkuşağı Engeller Okulu'ydu. Orada beni gördü, beni takıma davet etti. Ben de onun üzerine basketbola başladım, Taner Hocam sayesinde. Spor benim hayatımda hep vardı. Basketboldan önce okçuluk da yapıyordum ben, 7 sene yaptım. Basketbol başlayınca okçuluğu bıraktım. Okçulukta da iyi yerlere gelmiştim. Basketbolda aktif bir spor olduğu için basketbola döndüm. Benim ailem hep teşvik etti. Okçuluğa da hep teşvik ettiler beni. Hep desteklediler. Çok sağ olsun. Onlar sayesinde de şimdi genç milli takım kampına geldim. Gurur veriyor. Yani iyi bir duygu. Yani geçici bir şey değil bu. Geçici değilse tabii. Alışman lazım. Ona adapte olman lazım. Kendini geliştirip başka bir şey yapamıyorsan başka bir şey de kendini geliştirmen gerek. Onun için de spor en iyisi bence. Merhaba, ben Abdülkerim Gökbur. 17 yaşındayım. Bu spora 7 yıl önce başladım. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde oynuyorum. Klasifikasyon puanım 3 puan. Bu sene U22 genç milli takım kampına davet edildim. 2 sene önce de U23'e davet edilmiştim. Basketbol benim için hem hobi hem ileride geleceğim olsun istiyorum. Yani çalışıyorum. İleride basketbolda iyi işler yapmayı hedefliyorum. Ligde, Süper Lig'de en tanınan oyunculardan biri olmayı istiyorum. Milli takımda boy gösteren oyunculardan biri olmayı istiyorum ve milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Annem, babam, özellikle ailem çok destek oluyor. Zaten ben önceden spora başlamadan önce 11 yaşında başladım. Yani tam 11'e girmeden başladım. Ben bu sporu başlamadan önce yani izliyordum, biliyordum böyle bir spor olduğunu ama hiç yapmak istemiyordum. Ben futbol aşığıydım. Bizim okulun bahçesinde oturarak kalecilik yapıyordum. Yani futbol aşığıydım. Ailem, babamın zoruyla bir gün antrenmana gittim ve o gün o sandalyeye oturdum, daha da hiç takmak istemedim. Bu spora başlarken bile A milli takımın videolarını izliyordum. Cem abiyi izliyordum, Özgür abiyi izliyordum. Onları görünce daha da şevkleniyordum ki yani onların öyle basketbol oynayışını görünce diyordum bu sporu bunlar, onlar abilerim öyle oynayabiliyorlarsa çok çalışıp ben de çok çalışıp onlar gibi olabilirim. Onlar gibi olursam zaten milli takımı en üst seviyeleri arkadaşlarımla birlikte taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Örnek aldığım basketbolcu Türkiye'de 3 puan olduğum için Uğur Toprak, yabancı ülkelerden ise Steve Serio, Amerikalı. Adım Salim, soyadım Kurşun, Amasyalıyım. 7 yaşımdan beri bu sporu yapıyorum. Şu an 18 yaşındayım. 11 yıllık bu serüvenimde Türkiye Basketbol Ligi'nde 3. ligde, 2. ligde, 1. ligde ve en son bu yıl Süper Lig'de Yalova Ortaköy Spor Kulüplerinde oynama fırsatım oldu. Basketbol için ben ilkokul 2. sınıftayken bu spora başladım. İlkokuldayken özellikle akran zorbalığı bizde çok oluyor. Yani o zaman yaşıtlarımız yüzünden çok zorbalık görüyorduk veya ailemiz İşte şu işi yapma sen engellisin, şu işi yapma sen engellisin diyerek bize sorumluluklarımızı azaltıyordu. Bu spor engelliler için bir sorumluluk kaynağı. Bir engelli bireyin sorumlu olursa eğer yaşama tutunacak bir dalı oluyor. Ve bu spordan eğer para kazanmaya başladığı zaman da bu iş benim ekmeğim diyor, ekmek teknem diyor ve yani tutulacak bir dal oluyor.
spor üzerinden de yaşamını kurabiliyorlar tekrardan. Lise son sınıfım, şu anki asıl hedefim bu yıl milli takım seçmelerine katılıp milli takıma girmek ve bu milli takımın bana sağladığı avantajları kullanarak iyi bir üniversitede beden eğitimi öğretmenliği okumak istiyorum. Onun dışında üniversitede çok iyi imkanları var. Milli takım bursu, milli takım kontenjanları. Milli takıma girmem benim için üniversiteye girmek için inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Bunun için elimden geldiğini çabalayacağım. İngiliz 14 numara Lee Manning. Şu an Avrupa'nın en iyi uzun oyuncularından birisi pivot olarak oynuyor. Onu örnek alıyorum, onun gibi oynamak istiyorum. Onun gibi pozisyonları takip ediyorum. Adım Zorçun Döngül, 2008 doğumluyum, Kastamonu'luyum. 5 yıldır bu sporu yapıyorum. Şimdi milli takım hazırlığındayım, Avrupa hazırlığındayım. İnşallah seçileceğim. Annem buldu, böyle araştırdı, annem beni yönlendirdi. Ben de Keçiören'de başladım. Sonra TSK'ya transfer oldum. Şimdi de buradayım. Bayrağımı taşımak güzel bir duygu, gurur verici bir duygu. İnşallah temsil edeceğiz Avrupa'da da. Basketboldan önce özgüvenim daha düşüktü. Şimdi kendimin neler yapabileceğini biliyorum. Kendimin farkındayım, yani bir engelin ne yapabileceğini biliyorum. Daha özgürüm. Kendi başıma bir şeyler yapmaya başladım basketbol sayesinde. Özel bakımı falan da kendim yapmaya başladım. Önceden annem yardım ediyordu. Şimdi kendim her şeyimi yapabiliyorum. Herkes bence bu spor yapmalı ya da herhangi bir spora başlamalı. Kendi özgüvenini ve kendi her şeyini yapabilmesi için, daha özgür olması için bir spora başlamalı bence. Evet sevgili seyirciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yine bir engelsiz spor programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.